11. sınıf 4. deneme B kitapçı 6. soruya geldik. Şekildeki sistemde sürtünme yalnız yatay düzlemde mevcutmuş. Sürtünme katsayısı da 0 imiş. Sistem serbest bıraktığında ivmesi ne olur? Şimdi arkadaşlar sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla 3 tane cismimin de ivmesi ne yapacak? ortak olacak. Çünkü bu arkadaşlar bir sistemi oluşturuyorlar. Üzerlerine kuvveti göstereceğim. Önce sürtünmeden başlayacağım. Hocam bak ağırlıkları farklı. Aynı ortamda olmalarına rağmen ağırlıkları farklı olduğu için bu arkadaşların sürtünmeleri ayrıdır. Birinci cisim, ikinci cisim diye ayırıyorum. Sürtünme kuvveti neydi? K çarpı N'di. Önce tek tek bir sürtünme kuvvetlerini bulalım. F sürtünme 1 dedim. Birinci cisme etki eden Sürtünme katsayım 2 bölü 10. Etki tepkiden tepkim 30 Newton. Dolayısıyla F sürtünme 1 dediğinde ne yaptı? 6 Newton geldi. İkinci cisme etki eden F sürtünmeyi bulalım. O da 2 bölü 10 çarpı 20'den sadeleştirdim. İkinci sürtünmem de 4 Newton geldi. Üzerinde bir gösterelim. Bak F sürtünme 1 şurada Kaç Newton? 6 Newton kadar. Bu cisme etkiyen F sürtünme 2 ne kadar? 4 Newton. Artık sisteme F net eşittir. M çarpı A'yı uygulayabilirim. Şimdi F net eşittir. M çarpı A. Sisteme uyguluyorum. Dikkat. Bakın şurada aşağıya doğru ne var? Bir 50 Newton'um var. Aşağıya doğru 50 Newton. Zıt yönde ne var? 6 var. 4 var. Toplam kütlem ne kadar? 3, 2, 5 de buradan 10 yaptı. A sistem dedim. 50'den 10'u çıkarttım. 40 kaldı. 10 çarpı A sistem deyip sadeleştirdiğinizde sistemin ivmesi buradan 4 metre bölü saniye kare geliyor. O da C seçeneğine gidiyor arkadaşlar.